Armamızın Gücüyle programından herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta olduğu gibi bu hafta da kadın futbol takımımızın oyuncularını ağırlıyoruz. Bugün de bizlerle Dilan Bora ve Yaren Çolak bizlerle birlikte olacak. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş Öncelikle bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl diye hemen başlayayım. Çünkü muhteşem gidiyoruz. Evet. Hemen keyifleri sorayım. İyiyiz. Çok şükür takımımız şu an iyi durumda. Hepimiz mutluyuz. Çok eğleniyoruz. Bu ligin bitmesini istemiyoruz bir yandan. Bir yandan da hemen şampiyon olmak hemen istiyoruz. Şampiyon. Evet, siz mutluysanız biz de evet. Mutluyuz. İyiyiz yani çok şükür. Çok çalışıyoruz. Herkes mutlu. Kesinlikle öyle. Çok çalıştığınız da belli, mutlu olduğunuz da belli. Her şey çok güzel gidiyor. Şimdi böyle bir en başa dönelim. Hemen sohbetimizde böyle keskin bir giriş yapayım. En başa dönelim. Dilan senden başlayayım. Futbola başlama hikayeni öğrenmek istiyorum. Nasıl başladın, nasıl karar verdin? Hemen senden dinleyeyim. Futbolu öncelikle hobi olarak düşünmüştüm başlarda. Çünkü okula yönlenmek istiyordum. Derslerim de o sıra hani yani futbola göre futbolu hani başarabilir miyim tedirginliği vardı üstümde. Futbolu 3. sınıfta hani böyle sporla ilgileniyorum. Hani her branşı deniyorum. Atletizm falan hepsini yapıyorum. Ama futbol ayrı bir ilgimi çekiyordu. Sürekli erkeklerle falan oynamaya başladım. Sonra hani bu 3-4 sene böyle geçti. 7. ya da 8. sınıfta bir kulüp vardı. Ankara'da başlamıştım bu arada. Hani kulübümüz hani kulüp var ama nasıl desem böyle hani kadın futboluna o sıra önem verilmiyor. Hani bunun bir geleceği tabii var mı? Bu düşüncelerdeydim hep sürekli. Sonra hani oradaki hoca beden eğitimi öğretmenimiz de arkadaş olduğu için hani beni yönlendirdi. Hani gitmek ister misin? Bir de ne istersen tarzı işte konuşmalar oldu. Ben de aileme ilk önce başvurdum. Ailem, annem onu olumlu bakmıyordu başlarda. Evet ya aileler böyle ilk başladığından sonra çok böyle yadırgıyor. Genel olarak herkes yadırgıyor da aileler de yani çok destek olan da var. Ya nasıl saçmalama falan diyen de var. O yüzden onu da çok merak ediyorum. Sonra nasıl ikna ettin aileni? Annem istemiyordu. Ben de babamla konuşuyordum. Hani babam ne derse o kafasındaydı. Babam hani devam etsin. Bakalım ne olacak. Hani kendisi nasıl istiyorsa. Hani mutsuz olursa kendisi olacak. En azından denesin. Aynen. O tarzı. Babamla işte konuştuk. Gittim takıma. İlk antrenman yapıyoruz şu bu. Ama hep büyüklerle oynuyoruz. Benden büyük ablalar. Çok iyiler. Ben de diyorum nasıl acaba yapacağım? Ben bunlar gibi olacak mıyım falan düşüncesi oluyordu. İlk başlarda cidden çok zorlandım. Hatta ara verdim bir sene. Okula yönlendim. O sene liseye sınavlarına hazırlanıyorum. İşte gittik. Benim yaşıtlarımla antrenmanlara çıkmaya başladım. Benim yaşıtlarım varmış o sıralar ama beni büyüklerle çıkarmaya başladılar. Çünkü o sıra büyüklerin antrenmanları sadece varmış. O sıra zevk almaya başladım kendi yaşıtlarımla oynayınca. Hem zevk ama aslında büyüklerle oynaman da bir yandan da seni hırslandırmıştır diye düşünüyorum. Büyük ablalar hani o kadar iyiydi ki gözümde. Acaba ben de böyle olacak mıyım diye düşüncem oluyordu. Çok da güzel oldun maşallah. İşte ilk öyle başladı. Ankara Formget takımında başladım ilk baş. 7-8 sene boyunca orada oynadım. İlk başladığımda 3 ay sonra milli takıma seçildim. U15. 15'te de hani kaptanlık seviyesine kadar yükselme olayı oldu. Sonra ben de hani bir karar vermem gerekiyor. Okul mu yoksa futbol mu? İkisini de bir arada yürütebilirim diye düşüncesi oldu. Liseye kadar yürüttüm. Her şey yolundaydı. Üniversitede öyle. Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum bu arada. 3. sınıfım. Sonra 7-8 sene boyunca Formget'te oynadım. Sonra teklifler gelmeye başladı. Sonra ben de takım değiştirmem gerektiğini düşünüyordum. Çünkü bazen değişiklik iyi oluyor. Kesinlikle. Kendini bulman için. Oradan sonra Hakkari Gücü takımına transfer oldum. 2 sene orada oynadım. Sonra Fenerbahçe'nin kurulacağını öğrendik biz. Tabii i̇şte oraya geleceğiz. Hemen oraya geleceğiz. Fenerbahçe'ye transfer hikayeni dinlemeden senin futbola başlama hikayeni. Gerçi sen daha çok küçüksün biliyorum. Daha çok yeni. Çok uzak değildir senin futbola başlama merasimi diye düşünüyorum. Çok gençsin. Pırıl pırılsın maşallah. Hemen futbola başlama hikayeni de senden dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Benim de şöyle başladı. Ortaokuldayken handbol oynuyordum ben. Sol elliyim bu arada. Başarılıydım yani handbolu seviyordum. Aynı zamanda basketbol da oynuyordum, futbol da oynuyordum. Yani sadece okulun içerisinde. Daha sonra böyle mahallede erkek arkadaşlarım vardı. Onlar da futbol oynuyordu. Benim de hevesim vardı yani. Bir şekilde beni aralarına aldılar. Çok iyi. Oynadım. Sonra eniştem bir gün beni oynarken görmüş. Ondan sonra bir gün beraber oynadık onunla. Ondan sonra bana dedi ki ben seni futbolcu yapacağım. Ben de o zaman kadınların futbol oynadığını bile bilmiyordum. Yani bir ligin olduğunu, bunları bilmiyordum. Ben de çok heyecanlandım. Yani çünkü futbol da çok hoşuma gidiyordu. Daha sonra ilk kulübüm Fatih Vatan oldu.
Orada minik takımda oynamaya başladım. Ondan sonra 1,5 sene, 2 sene kadar orada oynadım. Yıldız takıma yükseldiğimde Beşiktaş beni transfer etmek istedi. İşte orada oynadım. 2 sene kadar da orada oynadım. Aynen. A takıma yükseldim. Yani artık yaşımı tutuyordu. Geçen sene orada bir şampiyonluk yaşadım. Bu sene de buradayım. Şimdi de inşallah burada şampiyonluk yaşayacaksın diye düşünüyorum. Hemen Fenerbahçe'ye transfer sürecini de dinleyeceğim. Fenerbahçe kadın futbol takımı açıldığını duydun. Ondan sonra o süreç nasıl ilerledi? Pandemiden dolayı biz 2 sene boyunca futbol oynayamadık. Evet, kadınlar hani erkekler oynuyordu ama o da Süper Lig oynuyordu. Hani imkanlarımız erkekler gibi değil. Bu zaten ortada. Evet, biraz öyle. İşte sonra Fenerbahçe açılacak, bu konuşmalar oluyordu. Hani yeni takım açılacak, 3. Lig'den mi başlayacak yoksa direkt Süper Lig'den mi, bu kararlar vardı. Ben hani Süper Lig'de oynadığım için 3. Lig'de hani oynamak istemez hiçbir topçu. Ya tabii ki. Ama Fenerbahçe ise bunu kabul etmek istiyordum. İlk baş Fenerbahçe'den önce Galatasaray'la bir görüşmem olmuştu. Ama istememiştim. Babam çok istiyordu ama ben istemiyordum. Ama işte küçükten beri Fenerbahçeliyim, fanatiyim. Yani i̇şte her şeylerini izlerdim, erkeklerin. Hatta buradaki spikerlerimi falan görünce böyle heyecanlanıyorum. Küçükken çok yani TV kanalı izlediğimde heyecan duygum hep vardı. Şimdi sen bizim Kıvanç Özgök'ü Google izlemişsindir. Şimdi Kıvanç Özgök de sizin maçlarınızı anlatıyor. Evet. Gökmen Tekinacı da keza öyle. Onların şu an sizin oynadığınız maçları anlatması büyük keyiftir diye düşünüyorum senin için. İşte hani Kıvanç abinin sesini duyunca hani top ayağıma geldi, Dilan Bora ayağına top geldi bu tarzı konuştuğunda bir heyecanlanıyorum. Eski anılarım aklıma geliyor. Evde televizyon açar izlerdim. Aynı kadar. Hani bu kadar profesyonel olacağını düşünmemiştim. Hani hayallerim vardı ama Fenerbahçe'de bu kadar güzel anıları biriktireceğim bu kadar kısa sürede. Ay mükemmel. Yani çok güzel bir hikaye. Evet. Çok mutlu oldum ben senin de. Senin Fenerbahçe'ye gelişin nasıl oldu peki? Benim de şöyleydi. Buraya Jessica Hanım menajer olarak geldi. Ben de kendisini tanıyordum. Daha sonra ona bir tebrik mesajı yazdım. Kendisi de beni buraya gelip denemek ister misin şeklinde bir teklifte bulundu bana. Ben de geldim. Zaten babam çok büyük bir Fenerbahçeliydi. Keza annem de öyle. Bir şekilde buraya geldim ve burada gerçekten kalmak istedim. Çünkü Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir aile. Bu ailenin bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur olurdu. Ki şu an böyle oldu. Yani evet, buranın bir parçasıyım. İyi ki geldiniz. İyi ki ailemizin bir üyesiniz. Şimdi Dilan sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi sen uzun yıllardır futbol oynuyorsun. Şimdi Fenerbahçe kadın futbol takımı açıldı. Evet çok istiyordun. Keşke oynasan. Bir de direkt birincilikten başladı. Evet. Senin de az önce söylediğin gibi. Şimdi yeni bir takım ve çok kısa sürede şu anda inanılmaz bir takım haline geldik. Muhteşemiz. Yani hem başarımız hem de birbiriyle yani takım içerisindeki oyuncuların, keza teknik heyetin, keza staff'ın birbiriyle bu kadar kaynaşması, bu kadar muhteşem bir takım olması açıkçası kimse beklemiyordu. Bu kadar başarılı olacağımızı da kimse beklemiyordu. Hani yeni takım, birkaç yıl alışırlar falan gibi düşünüyordu ama biz direkt zirveden başladık. Sen nasıl görüyorsun bu hem aile ortamını hem bu başarıyı? Yani senin için ne ifade ediyor burası? Zaten Fenerbahçe'ye geldiğimde hani yeni takım, bir beklentileri yoktu kimsenin. Bu Türkiye Ligi'ndeki diğer takımlar da öyle. Hani yeni kurulan bir takımdan ne bekleyebilirsin tarzı şeyler oluyordu. Ama buraya her gelen futbolcular olsun, arkadaşlarım olsun hepsi profesyonel bakıyor bu camia, büyük bir camia. Profesyonel bakmak zorundayız zaten. O yüzden hani takım için sorunlarımız olmuyor. Genellikle hepimiz birbirimize kaynaşıyoruz. Samimiyiz. Kimsenin kimseyle bir şeyi yok. Mesela birinden bir şey isteyecekken hani gidip diğerinden de isteyebiliyorsun. Rahatlıkla oluyor. Takım yani aile ortamı hiç böyle Allah'tan yani kopma falan görmedik. Yani ay çok şükür. Yani nazar değmesin. O, hani nazar değmesin gerçekten. Zaten o dışarıdaki iletişim saha içine de iletişime yansıyor. Saha içindeki başarıya da yansıyor. Yani hem birbirinize çok yardımcı oluyorsunuz, hem birbirinizin açığını kapatıyorsunuz sağ içinde ve sağ dışında. Çünkü bu hani takım oyunu olduğu için muhteşem bir takım haline geldik. Sen ne düşünüyorsun genç bir oyuncu olarak? Şimdi şöyle bir şey var takım içerisinde. Genç oyuncumuz da çok fazla, tecrübeli oyuncumuz da çok fazla ve ciddi anlamda karma bir takımız. Buraya gelen senin yaşındakiler, daha çok küçüksün biliyorum. Senin yaşındaki futbolcularımıza özellikle soruyorum.
bu ortam sana ne katıyor? Nasıl hissediyorsun böyle bir başarılı ve aile ortamı içerisinde? Şöyle ki çok tecrübeli insanlarla beraber çalışmak her zaman sana çok fazla şey katar. Hı hı. Gerek konuşmak olsun, gerek onların futbol oynayışı olsun, hayattaki duruşları olsun, karakterleri olsun, her şeylerinden bir şeyler katmaya çalışıyorum kendime. Yabancılar olsun, yurt dışında oynamış Türk ablalarım da var, Fatma abla gibi. Kesinlikle. Küçük milli takımda oynayan arkadaşlarım var, yaşıtlarım var. Herkesten bir şekilde bir şeyler katmaya çalışıyorum kendi hayatıma. Burada herkes birbirine inanıyor. En önemlisi bu. İnanan insanlar da her zaman başarır. Biz birbirimize inandığımız sürece şampiyonluk da bizim olur. Şampiyonlar Ligi'ne de biz gideriz. Her şey bizim olur. Kesinlikle öyle. Şimdi mesela tecrübeli oyuncular demişken şimdi senin mevkiinde Nina gibi, Jessica gibi pek çok tecrübeli oyuncular var. Mesela en iyi anlaştığın hem saha içinde hem saha dışında sana en çok yardımcı olan genç bir sporcu olarak mesela tecrübeli şimdi Fatma ve Ezgi'yi zaten onlar kaptan, onları bir kenara atıyorum da saha içinde mesela sana en fazla yardımcı olan ya da senin en iyi anlaştığın kim var mesela, ya da şöyle de sorabilirim, futboluna bir şeyler katabileceğin kimler var mesela saha içinde? Burada herkes birbirine bir şeyler katmaya çalışıyor. Yani bütün arkadaşlarım bana her zaman işte böyle yapsan daha güzel olur, işte böyle vursan, ne bileyim, böyle kontrol etsen, her şey böyle daha güzel olur falan filan. Ama kendi mevkime gelecek olursam Demet abla var, Sabek oynuyor. O bana yani her zaman çok yardımcı oluyor. Özel hayatımda olsun, futbol hayatımda olsun her zaman bana bir şeyler katmaya çalışıyor. Gerçekten öz ablam gibi, hani her anlamda öyle söyleyeyim. Harika. Çok fazla yardımcı oluyor bana. Süper. Bir savunma oyuncusu olarak hatalarını bilmek, hatalarını düzeltmek bunlar biraz zordur. Çünkü savunma oyuncusunun işi en sona kaldığı için hani hatayı çok fazla da açık değildir. Bu yüzden işte bana Demet abla çok yardımcı oluyor. Bunu söyleyeyim. Harika, ne güzel. Senin peki takım içerisinde en iyi anlaştığın ya da saha içinde, yani oyun açısından da ve sağ dışında da ikisini de sorabilirim. Yani mevki olarak her yerde denendiğim için. Evet. Hani orta sahada deneniyorum, açıkta deneniyorum, stoperde. Hani mesela stoperde Nina, hani biz küçük olmamıza rağmen, hani farklı bir dil bilmesine rağmen hani bize bir şeyler katmaya çalışıyor. Stoper olarak kendi düşündüğünde. Ya da orta saha olarak Erin Yeni. Evet. Cidden hani yani pozisyonu durdurup ya da diğer gün gel seninle beraber bir maç izleyelim, şöyle bir analiz yapalım maçımızı. Hani bunları diyor. Fatma abla da keza öyle. Kesinlikle. Fatma abla da çok yardımcı oluyor. Ya diyorum ya, Fatma ile hani, Ezgi hani biraz daha kaptan olduğu için zaten hani o yüzden ekstra onları söylemedim. Onlar muhtemelen sürekli yardımcı oluyorlar. Mesela işte saha içi ya da saha dışında Onur abi çok yardımcımız oluyor. Onur çok motive ediyor zaten. Her şey. Yani babamın, hani burada babamı görmemem ya da ailemi görmemem, hani uzam ama Onur abi yanımdaymış gibi hissettiriyor bazen onları. Ay, ne kadar güzel. Hani telefonda olsun, saha içinde olsun, saha dışında olsun her an motivemizi yükseltmeye çalışıyor. Hani kendi işleri de yoğun ama bizden başkasıyla yani ilgilenmek de kendisi istemiyor. Çok mutlu. Aile diye boşuna demiyoruz yani. Gerçekten öyle. Biraz mesela sen az önce dedin ya, her yerde deneniyorum. Evet. Sen kendi stilini, kendi oyununu nasıl tanımlıyorsun? Nerede daha başarılı olabileceğini düşünüyorsun? Sahada hani kendimi en çok rahat hissettiğim forvet arkası. Hani ama hoca görev olarak hani rakibe göre görev veriyor. Şu bölgede. Benim için her mevki aynı. Fenerbahçe'de oynuyorum. Benim için önemli olan sadece. Yeter ki sahada oynayayım. Sahada o çubukta formayla yerimi alayım diyorsun. Süper, harika. Peki sen nasıl tanımlıyorsun kendi stilini? Şimdi defans olarak bakıyorsun ama bek de oynayabiliyorsun. Sen kendi stilini nerede daha başarılı olduğunu düşünüyorsun ve kendi stilini nasıl tanımlıyorsun? Şöyle, ben yaklaşık 2 sene öncesi sağ açık pozisyonunda oynuyordum. Burada ve Beşiktaş'ta sağ bek pozisyonunda daha çok oynamaya başladım. Zaten burada artık sağ bek oynuyorum. Hızımı kullanmayı seviyorum. Yani bindirme olsun. Yani hızımı bir şekilde kullanmak beni mutlu ediyor. Aynı şekilde defans yapmak da
çok hoşuma aslında gidiyor. Aslında çok yönlü bir oyuncu yani, olarak evet, bence tanımlayabiliriz. Benim pozisyonum için bence sağ bek uygun. Hı-hı. Çünkü hem savunmayı seviyorum hem de hücum yapmayı seviyorum. İkisini birleştiriyor benim bence pozisyonum. Bence Yaren her yerde oynar ya. Sen... Çok hırslı. Acayip hırslı. Teşekkür ederim. Her yerde oynayabilir. Bence. Yani genel olarak zaten takıma baktığımızda evet, yani zaten şöyle attığımız gollerden de belli oluyordur. Yani 5 gol, 6 gol oluyor, 7 gol oluyor ve hala bir gol arayışındayız. Asla hani pes etmiyoruz, geriye çekilmiyoruz. Hatta Nihan hocamız da öyle. Hala bir pres, yani 90 dakika olsa, 90 artı 4 olsa hep bir pres. Evet, evet. Hep bir yine gol arayışındayız. Asla hiç, yani 90 dakika olsun, 90 artı 5, 4 neyse artık. Hocamız zaten evet, %100 olmamızı istiyor. Hiçbir evet, zaman %50'nizi vermeyin. Kesinlikle. Hani gol ise gol atacaksın. Yani 90 dakika bitene kadar full yani oynamak zorundasın. Kesin, hem öyle hem de evet, asla rakip de küçümsemiyoruz. Yani bu derbide de böyle, normal bir herhangi bir maçta evet, da öyle. O konuda da mesela gerçekten net bir çizgimiz olduğunu düşünüyorum ben. Biraz da futbol dışından konuşalım diyorum. Biraz sağ dışına çıkalım. Eğitim hayatlarınız devam evet, ediyor. Çok yoğunsunuz. Antrenman programı, maç programı çok fazla. Bildiğim kadarıyla beden eğitimine evet, bakıyorsun. İlerisi için de bu arada hala sporda, ileriki futboldan sonraki mesleğin de muhtemelen sporun içinde evet, olacak. Ezgi biliyorsunuz öğretim üyesi. Evet. Onun gibi mi devam etmek istersin? Mesela eğitim hayatın nasıl gidiyor ve eğitim hayatın bitince bundan sonrası senin için nasıl planlıyorsun o kariyeri? Hedeflerimde yani kariyerimde futbol, hani Fenerbahçe'de jübilemi hep Fenerbahçe'de yapma düşüncesinde oluyorum. İnşallah öyle olur. Ne kadar güzel. Buradan hani Fenerbahçe'den gideceksem Türkiye'de başka iyi takım yok. Gidersen yurt dışına gidebilirsin. Her kız çocuğun hayali bence yurt dışıdır. Yurt dışında cidden çok oynamak istiyorum. Hani Fenerbahçe'yi de orada yönetmek istiyorum. Hem kendimi de görmek istiyorum. Hani ya hem Fenerbahçe'yi temsil edeceksin, hem evet, Türk kadınını temsil edeceksin. Bence kesinlikle sizin gibi oyuncuların, ya böyle başarılı oyuncuların yurt dışında bizleri temsil etmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Belki bir yurt dışına gidersin, sonra tekrar evet, son senemde burada oynayıp burada futbolu bırakırsın, neden olmasın. Yani ailemi de orada temsil etmek istiyorum. Bir ailem, hani doğulu bir ailenin çocuğu olarak hani kısıtlamalar olsun, şu olsun, hiçbir zaman rastlamadım. Hani ailem harika, her zaman önümü açıyor yani. Onlar da çok istiyorlar yurt dışında oynamamı. Fenerbahçe'de hı-hı, olmamı da hep istediler. Hani onlar için sadece benim mutluluğum önemli. Umarım yurt dışı olur. Umarım. İnşallah Allah yönüne göre verir diyelim. Bence kesinlikle bunları, hayal ettiklerinizi başarabilecek güçte, o kuvveti sizde görüyorum, evet, o azmi sizde görüyorum. Senin eğitim hayatın ne durumda? Sen götürebiliyor musun maç programınla? Mesela maç programı, antrenman programı ve okul hayatın o dengeyi nasıl sağlıyorsun? Şöyle, ben 12. sınıf öğrencisiyim. Lise okuyorum henüz. Okulum bana biraz tolerans sağlıyor. Yani antrenmanlarım varken okula gitmeme gibi durumlarımda yok yazılmıyorum. Bu yüzden çok da sorun yaşamıyorum. O şekilde. Ben de üniversiteyi şu bölümle bitirmek istiyorum. İç mimarlık okumak istiyorum. Ne kadar futbol benim hayatımda olsa da farklı bir dalla ilgilenmek her zaman güzeldir. Kesinlikle. Yani, bir futbolcu resim çizebilir, yani bir futbolcu yazar olabilir. Yani ben bunu savunuyorum. Sadece spora yönelmek istemiyorum. Hı hı. Bu yüzden başka dallarda da bulunmak istiyorum. Bu şekilde, yani benim de hedeflerim bunlar. Harika, süper, süper hedefler. Şimdi son olarak biraz toparlamak istiyorum, süremiz de azaldı. Önümüzde çok önemli bir karşılaşma evet, var. Pazar günü yine Beylerbeyi Stadında oynayacağız Fatih Vatan. Hem maça sorayım hem de buradan taraftarlarımıza da mesajlarınızı alayım son olarak. Çünkü onlar her zaman sizleri destekliyorlar. Sizin emeklerinizi, başarınızı ve ne kadar istediğinizi biliyorlar. Hem biraz önümüzdeki maç için yorumunu alayım. Çünkü biraz bizi zorlayacak bir evet, rakibe karşı oynayacağız. Hem maç yorumunu alayım hem de taraftara mesajını alayım son olarak. Diğer maçımız bizim pazar günü. Hani yoğun bir periyot şu an geçiyor. 3 haftada 3. maçımız olacak. Yani bir de erteleme maçı da araya girince evet, sizi bayağı zorladı. Ama ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızın ortamı olsun, hı-hı, antrenman düzenimiz olsun. Hani diğer takımlara göre çok profesyonel takılıyoruz. Hak ediyoruz da yani kazanmayı. Kesinlikle. Yani kazanmaktan bence başka çaremiz yok. Kazanmak zorundayız, şampiyon olacağız çünkü biz. Evet. Maç kaybetme lüksümüz yok. Taraftarlarımız da bizi çok destekliyorlar. Her yer yerde bizi şey yapıyorlar, destekliyorlar. Yani sosyal medya olsun ya da
sahaya tribüne gelip o soğukta bile gelip bizi evet. destekliyorlar. Yani çok güzel ya. Değil mi? Evet. O dolu tribüne tezahüratların önünde oynamak ekstra bir keyif sizler için de. Hemen sana da sorayım, önümüzde çok önemli bir karşılaşma olacak. Çok güzel bir seriyi yakaladık. Ara dönemde Kıbrıs kampından sonra da muhteşem gidiyoruz. Sen önümüzdeki Fatih Vatan maçı için ne söylüyorsun ve tabii ki taraftara mesajını da almak istiyorum. Bir önceki maç benim doğum günümdü. Çok sevinmek istiyorduk ama bir mağlubiyet aldık. bu sefer oynayacağımız saha kendi sahamız ve biz hiç kendi sahamızda yenilmedik. Evet. Hafta sonunda biz galip geleceğiz ve serimizi devam ettireceğiz. Kesinlikle öyle. Taraftarımıza da desteklerini esirgemesinler. Bunu söylemek istiyorum. Harika. Evet. Ben yavaş yavaş programı kapatayım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz evet. için. Harikasınız. Sizi daha yakından tanıdık. Zaten sürekli takip ediyoruz. Taraftarlarımız da sizin maçlarınızın hepsini Fenerbahçe televizyondan izliyorlar. İzleyemeyenler de ya da gelemeyenler televizyondan takip ediyor. Gelebilenler de Beylerbeyi 75. yıl stadyumunda da takımımızın yanında oluyorlar. Bu pazarda onları lütfen yalnız bırakmayın. Hemen hatırlatalım, çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyorlar. Evet. Taraftarlara ihtiyacımız var. Sizin itici gücünüze ihtiyacımız var kızlarımızın. Onları yalnız bırakmayalım diyelim. Görüşmek üzere. Pazar zaten teşekkür muhtemelen ederiz. Görüşeceğiz. Şimdilik size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Armamızın Gücü programında bu hafta Dilan ve Yaren bizlerle birlikteydi. Onları daha yakından tanıdık. Önümüzdeki karşılaşmadaki görüşünü aldık. Haftaya başka futbolcumuzla görüşmek üzere. Hoşça kalın.